Değerli dostlar, değerli takipçiler, bugün Tatvan'da neredeyiz? Hasan Usta. Biz Büryan Salonu'ndayız ve ustamız Hasan Usta. Hasan Usta. Neden Bitlis Büryan? Neden buraya gelmeli İstanbul'daki, Ankara'daki ya da yurt dışındaki dostlarımız? Ya buranın eti doğaldır. Doğal. Ne eti peki? Erkek içi. Erkek içi. Erkek yani içi biz kullanıyoruz bu mevsimde. Bunlar çıkmışlar. Bunlar çıkmışlar, evet. Kaç dağıtıyorsun bunlar? Kaç saat kalıyor? Saat kaç dağıtıyorsun? 2 saat, saat 4 dağıtıyoruz, 6'da çıkartıyoruz. 4 dağıtıyorsun. Şu anda içeride var mı peki? İçeride var. Evet, Büryan'ın fırın mı diyorsunuz buna? Tandır. Tandır da şu anda ustamız yavaş yavaş açsın, bir görelim bakalım. Tamam, bu bizim koyumuz. Evet, altında yağ var herhalde. Su var. Evet, şey buharı geldi. O, evet. Şimdi sabahleyin ateşi yakıyoruz. O köz olduğu zaman bu suyu indiriyor. Dostlar bakın aşağıda. Yağ da onun suyuyla şeyle pişiyor. Aynen. Buharıyla mı? Evet, buharıyla. O su kaynadığı zaman güvenleri indiriyoruz. Ağzını çamurluyoruz. Evet. Hasan Usta. 2 saat sonra çıkarıyoruz. Peki şimdi onun yağıyla da aşı yapıyoruz. Şu anda birkaç yerde Büryan var, ben biliyorum. Duyuyorum. Farkı ne sizin Büryan'ın? Diğerlerinden farkı ne? Bizim buranın Büryan'ın farkı sadece şey, hayvanların yani doğada tadığı için. Yani dağlardan gelen doğal ki erkek içi. Biz onlara tek ediyoruz ya da çeviş mi derler, böyle derler. Biz genelde buranın üretim hayvan diyoruz, kısırlaştırılmış erkek içi. Geçirilmiş, kısırlaştırılmış. Evet. Burhan ustam, sana da teşekkür ediyoruz ve bütün dostları ne yapıyorsun buraya? Bitlis Büryan'a bekliyorsun. Nerede peki? Adresini söyler misin? Bitlis Büryan, Cumhuriyet Caddesi, Türkiye Kulübü Bankası arkası, Bitlis Büryan Sanlı Tabla. Burhan ustam, sana da teşekkür ediyorum. Bu da, bu nedir? Evet, çorbamız da tane. Tavşu. Sabah, sabah. Bu ne etti? Bu da mı keçi eti? Bu da aynı keçi eti. Evet. Sade yağsız et bu. Bu et ve et suyudur. Bunun da yağı da doğaldır. Büryan yağı, başka hiçbir yağ kullanmıyorum. Her şeyle doğal diyorsun. Evet, sadece kendi yağı. Evet. Bu, içinde başka ne var? Etten başka ne koyuyorsun içine? Başka bir şey bırakmıyorum. Sadece et diyorsun. Zebresi evet. Var, isteyen zebreni veriyor. Ha, onu sadece hafifletmek için yapıyorsunuz herhalde. Evet. Sebzeyi ilk göz gördüm ben. Evet. Sebze sabah hafiflesin diye benim evet. İstanbul'a gelenlere dokunabilir evet. Herhalde. Ağır gelebilir. Evet. Hasan Usta, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, helaline bol kalın.